Değerli arkadaşlar, Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro artı bonus. Önümüzdeki sezon içinde 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşmesini imzalamıştır. Ayrıca şirketimizin kurumsal iş modeli gereği oyuncu satın alma opsiyonu ilk bizde. Ve Barcelona kulübüne hiçbir ödeme yapmadan, bunun altını çizerek söylüyorum, Arda'nın bonservisine aslında bir anlamda %25 oranında ortak olduk. Çünkü önümüzdeki yıl satıldığı takdirde Arda %20, bir sonraki yıl satıldığı takdirde %25 bize bir bedel ödemek zorundalar. Türkiye'nin konuştuğu bir konu bu. İspanya'ya gittikten sonra sürekli olarak senin dönmen burada konuşuldu, irdelendi. Ve senin bir sözün var. Türkiye'ye dönersem Galatasaray dışında başka bir kulüpte oynamam sözün. Evet. Ne değişti? Bu fikrini neler değiştirdi? Hiçbir bunu şey öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. Öncelikle ikinci sorunuzdan başlayayım. Hiçbir şey değişmedi. Kulübüm bana kucağını açarsa diye başlayan bir cümleydi o. O yüzden hiçbir şey değişmedi onunla ilgili. Öteki ilk sorunuza gelince de gerçekten Göksel Başkanımızın ve Başakşehir Spor Kulübü'nün vizyonuna, organizasyonuna o kadar çok inandım ki bana bu organizasyonu anlattıklarında, zaten dışarıdan da bir organizasyonun parçasındaydım. Her zaman fikir istişarelerinde bulunurduk. Abdullah Avcı'mızla, Abdullah Hoca'mızla yeni transferleri, bazen taktiği konuşur paylaşırdık bir abi kardeş gibi. Şimdi bir profesyonel futbolcu hoca olarak bu organizasyonun içinde olabilmek çok güzel bir şey. Ve her şeyden ötesi ne olursa olsun hayatım boyunca en çok sevdiğim, en çok yapmak istediğim ve yapmaktan çok zevk aldığım futbol oynamaya tekrardan geri döneceğime inanıyorum. Sağlıklı şekilde ve bu aile ortamının içinde huzurlu bir şekilde. O yüzden bu çok güzel bir şey olacak benim için. O yüzden çok heyecanlıyım. Hatta Sayın Başkanımıza da biraz önce konuşurken hani basın toplantısını bir an önce yapalım da ben antrenmana çıkayım başkanım diye söyledim. O yüzden çok özledim futbol oynamayı. Onun için buradayım. Ona kavuşacağım. Evet, Ahmet Selim Bey. Kurum isminizi de söyleyebilirsiniz. Habertürk Gazetesi Ahmet Selim Kul. Heyecanını görüyoruz Arda ama bir de şöyle bir gerçek var. Uzun süredir düzenli bir şekilde futbol oynamıyorsun. Kendini fiziksel açıdan nasıl hissediyorsun? Ne zaman %100'üne yaklaşırsın? Bir de şampiyonluk yarışını sormak istiyorum. Çok çekişmeli bir yarış var. Çok fazla takımın içinde. Nasıl değerlendiriyorsun ligi? Öncelikle fizik olarak hazır değilim. Çünkü şundan dolayı antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyorum. Ama biliyorsunuz ki futbolcunun maç kondisyonu hiçbir şeyle kazanılmıyor. O yüzden maç oynamaya ihtiyacım var. Bunu hocamla beraber de konuştum. Zaten bu transferdeki beni Sayın Başkanımla beraber en çok etkileyen cümlelerden bir tanesiydi. Yani sen bize uzun vadeli gel ki Arda, biz senin en iyi şekilde futbol oynamanı sağlayalım. Yani 3 gün, 5 gün, 1 hafta veya 3 ay içinde değil, ne zaman kendini hazır hissedersen. Bu benim gönlümü çok rahatlatan bir cümleydi. O yüzden bunun kararını hocam verecektir. Beni ne zaman en iyi şekilde hazır hissederse o zaman sahada olacağım. Öteki soru şampiyonluk için ise birincisi bu şampiyonluk yarışı çok güzel bir yarış. Ligimizin kalitesini arttıracaktır. Ligimizin maddi değerinin karşılığını manevi olarak da bu heyecan verecektir diye düşünüyorum. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Ama gün gün maç maç ilerleyeceğiz. Bizim için hepsi ayrı bir final olacak. Önümüzde önce bir kupa finalimiz var Giresun'da. Ondan sonra pazar günkü Bursa maçı bizim için ayrı bir final olacak. Her maçı hayatımızın en önemli finali gibi oynamak istiyoruz. İnanıyoruz şampiyonluğa. İnşallah da kazanırız.